Proteinlerin yapısı ile ilgili videoda birincil yapıdan başlayarak protein yapısının farklı düzenlerinden bahsetmiştik. Şimdi önceki videoda konuştuklarımızı özetleyelim. Birincil yapı amino asit dizisinden meydana gelir. Birincil yapının nasıl şekillendiğini düşünürsek e, ikincil yapıya ulaşmış oluruz. Proteinlerin ikincil yapısı ise tamamen omurgadaki etkileşimlerden meydana gelir. Proteinlerin yapısında genel bakış adlı videoda bununla ilgili daha ayrıntılı konuşmuştuk. İkincil yapının en tipik örneklerinden bazılarını görmüştük. Paralel beta yapraklardan bahsetmiştik. Burada gördüğümüz gibi iki adet omurgamız var ve bunlar aynı doğrultuda yönelmiş. Azot, alfa karbon, karbonil karbon sırasında yönelmiş halde. Yan zincirleri de R olarak göstermiştik. Burada gördüğümüz gibi bu iki omurga arasında hidrojen bağı oluşabilir. Bu yapıyı paralel beta yaprak olarak adlandırmıştık. Buraya baktığımızda bu zincirin yine azot, alfa karbon, karbonil karbon şeklinde yönlendiğini görüyoruz. Fakat karşı zincir, karbonil karbon, alfa karbon, azot şeklinde yönelmiş. Eğer buradaki gibi iki omurga birbiriyle ters doğrultuda yönlenmişlerse, bu yapılara antiparalel, yani paralel olmayan beta yaprak diyoruz. Bu yapıda diğeri gibi omurgadaki etkileşimler sayesinde meydana gelir. Bir diğer yapı da burada gördüğümüz alfa sarmal yapı. Alfa sarmal yapıda da sarmalın farklı kademeleri arasında hidrojen bağları oluşturulur. Bunları tekrar hatırladıktan sonra üçüncül yapıya geçebiliriz. Üçüncül yapı yan zincirler arasında meydana gelen etkileşimler sayesinde oluşur. Yani bu R grupları neler? Ya da nasıl oluyor da bu R grupları protein şeklini ee, belirliyor? Proteinin şeklini belirliyor gibi soruları üçüncül yapıdan bahsederken sorabiliriz. Buraya bu soruların cevapları hakkında yardımcı olabilecek birkaç şey çizdim. Buraya turuncu renkte çizdiğim kıvrımlı ipin polipeptit omurgamız olduğunu düşünelim. Gözden geçirmek için öncelikle birincil yapıyı düşünelim. Bu beyaz amino asit burada olsun. Ondan sonra bu mavi amino asit gelsin. Sonra yine bu mavi amino asit gelsin. Sonra da bu mor amino asit gelsin. Yani bir amino asit dizisi oluşturuyorum ve bu birincil yapımız oluyor. Bundan başka omurgada meydana gelen etkileşimler olabilir. Mesela buralarda hidrojen bağları oluşabilir. Bu kısım paralel olmayan beta, beta yaprak yapı da olabilir. Hidrojen bağlarını kesikli çizgilerle ama oldukça küçük çiziyorum. Buralarda bu iki omurga arasında hidrojen bağları var. Yan zincirleri çizmedim. Buradaki gibi alfa sarmal bir yapı oluşmuş da olabilir sarmalın farklı katmanları arasında hidrojen bağları bulunur. Şimdi biraz da üçüncül yapı hakkında konuşalım. Üçüncül yapı tamamen yan zincirlerle alakalı bir yapı. Üçüncül yapıya örnek olması açısından burada valine ait birkaç tane yan zincir çizdim. Omurgayı çizmedim. Pek ölçülü olarak çizememişim. Fakat omurga buralarda bir yerde olacak. Valinin yan zinciri yani R grubu sadece hidrokarbondan oluşur. Yani hidrofobiktir. Hidrofobik yan zincirlerde ortak bir etkileşim vardır. Hidrofobik yan zincirler sulu bir çözelti içinde bulunan bir protein molekülünün dış tarafında olmak ister. Yani su ile temas halinde olmaktan kaçınırlar. Sonuç olarak bu yan zincirler buradaki merkeze doğru kümelenmek isteyecek ve bu da polipeptit zincirinin nasıl büküleceğini ya da proteinin nasıl şekilleneceğini bize gösterecek, buna etki edecek. Buraya yazalım. Bu yan zincirler hidrofobik yapıda işte bu yüzden sudan uzakta kümelenirler. Burada her şeyi iki boyutta çiziyorum fakat normalde proteinler üç boyutludur. Bu durum şekillerini ilginç ve çoğu zaman da kavranması zor bir hale getirir. Başka bir örnek verelim. Mesela burada yan zincirinde bir adet hidroksil grubu olan serin var. Birincisi bu hidroksil grubunda bulunan oksijen hidrojenden çok daha elektronegatiftir. Bu yüzden bu oksijen kısmi negatif yüklü ve bu hidrojen de kısmi pozitif yüklüdür yani serinin yan zinciri polar bir yapıdadır. Bu durum yan zincirin hidrofilik bir yapıda olmasını sağlar. Bu yan zincir protein molekülünün dış kısmında sulu çözeltiyle temas halinde olmak ister. Ya da diğer yan zincirlerle hidrojen bağı kurmak ister. Zincirin bu şekilde devam ettiğini düşünelim tekrar söylüyorum ölçüye uygun çizmiyorum daha iyi anlaşılması için yan zincirlerin boyutunu büyütüyorum. Mesela burada başka bir yan zincir daha olsun. Bu yan zincirde birkaç atom ve bunların sonunda da hidrojene bağlı bir oksijen olsun. Bu durumda burada serinin yan zinciri ile bir hidrojen bağı oluşabilir. Bu hidrojen bağı da yapıyı aynı şekilde koruyacaktır. Bazı durumlarda iyonik yan zincirleriniz yani yüklü olan yan zincirleriniz olabilir. Mesela burada pozitif yüklü olan R yan zinciri olsun. Polipeptit omurgamızı bu taraftan da uzatalım. Burada da negatif yüklü olan başka bir e yan zincirimiz olsun. Bu ikisi birbiriyle etkileşime girer ve bir adet iyonik bağ oluştururlar. Yan zincirler arasında kovalent bağ bile oluşturabilirsiniz. Burada kükürt içeren iki adet sistein yan zinciri arasında oluşan tipik bir kovalent bağ görüyoruz. Sisteini biraz ayrıntılı inceleyelim. Burada azot var, burada alfa karbon, burada da karbonil karbon var. Disülfit bağı kurmadığı zamanlarda buradaki kükürt bir adet hidrojene kovalent bağlı halde bulunur. Fakat uygun koşullar sağlandığında başka bir kükürt ile kovalent bağ oluşturur. Buradaki durumda bu başka bir sisteinin yan zinciridir. Burada disülfit bağını mor ile çizdim. Mesela omurganın burasında da bir sistein olsun ve burada da başka bir sistein olsun. Bu iki yan zincir bir disülfit bağı oluşturur bu disülfit bağı da polipeptit zincirinin bu kısmını bir nevi bir mandal gibi kıstırır. Umarım bu videoda anlattıklarım size bir protein molekülüne yapısını veren bütün moleküller etkileşimlerle ilgili fikir vermiştir. Son olarak bir de dördüncül yapımız var dördüncül yapı da çok sayıda polipeptit zincirinin ne şekilde bir araya geldiği ile alakalı bir yapı. Bütün bu video serisi aslında size şunu anlatmaya çalışıyor. Amino asit dizisini biliyor olsanız bile bir proteine karmaşıklığını ve güzelliğini veren şey esasen sahip olabileceği değişik şekiller ve farklı etkileşimlerdir. Proteinlerin kimyasal tepkiler, tepkimelerde enzim olarak, sinyal taşımada hormon olarak görev alma, yapısal bütünlüğü sağlama, hemoglobinde olduğu gibi oksijen taşımasına yardım etme gibi bütün o farklı görevleri yerine getirmesini sağlayan şey sahip olabilecekleri değişik şekiller ve farklı etkileşimlerdir. Amino dizisini biliyor olsak bile bir proteinin şekline, o proteinin o proteini yani farklı yollarla değiştirmek için bu şekli nasıl kullanabiliriz? İşte bu sorular aslında oldukça büyük ve büyüleyici bir araştırma alanına ait sorulardır.